Merhaba sevgili dostum. Narsist insanlar deyince genelde kafamızda şöyle bir imaj canlanıyor olabilir. Kötü gözlerle, eleştirel gözlerle bakan, kendinden aşırı emin, kendini aşırı öven, hiç sorumluluk almayan insanlar. Bir kısmıyla bu tanımlamalar haklı olsa bile her zaman narsist insanlar aynı şekilde çıkmıyor. Çünkü farklı narsizm türleri var. Bu videoda sana narsizmin farklı türlerinden, tiplerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim şey şu. Narsizmden bahsediyoruz, yani kendini beğenme konusu. Bunun sağlıklı olan bir versiyonu var. Her insanda birazcık narsizm vardır. İşte buna biz sağlıklı narsizm diyoruz. Nedir peki sağlıklı narsizmin özelliği? Şu: İnsanlar başarılarını ortaya koymak, paylaşmak, anlatmak, takdir görmek isterler. Burada önemli bir detay var. Bu anlatılan başarı kısmı ya da diğer insanlara anlatılan kendinle ilgili güzel kısımlar gerçeklikle ne kadar uyumluysa sen o kadar sağlıklı narsizme sahip olursun. Bir diğer şey ise hayatta varoluşun noktasında, başarılarını sahiplenme konusunda, hakkın olan şeyleri ifade etmek, sınırlarını ortaya koymak noktasında da bazı net kararların, kendinden emin olma halin olabilir. Bunların her biri kibir ya da kötücül bir narsizm değildir. Sağlıklı narsizmin işaretidir. Yani yaşadığın şeylerin hakkını veriyorsan o zaman sıkıntı yok demektir. İkinci olarak bahsetmek istediğim narsizm türü gösterişli narsistler. Bu insanlar ilk bakışta çok çekici olabilir, çok havalı olabilir, çok etkileyici olabilir. Ve sen bir şekilde onun hayatına dahil olduğun zaman ilk başta o yüzeysel görüntüye aldanırsın ama sonrasında eğer günün birinde bana da ilgi göster, benimle de ilgilen, benim mevzuları da konuşalım dediğin zaman sana karşı bir verebilecek bir şey olmadığını fark edersin. Gösterişli narsistler için en önemli olan şey kendileri ve kendilerine hayran olan insanlardır. Eğer etrafında birkaç kişiyle bir araya geliyorsa mevzu sanki onlarla da ilgileniyormuş gibi görünse de aslında sadece şu: kendi tiyatrosuna seyirci çekmek için onları oraya çekmiş olabilirler ve her zaman talepkarlardır. Onun için bir şeyler yapmanı ister ve bu senden yapmasını istediği şeyler genelde senin sınırlarını ihlal eder şekilde olabilir. Bir diğer narsizm türü ise gizli narsistler. Daha önce bu konuda bir video çekmiştim daha detaylı bir şekilde. Gizli narsistleri dışarıdan gördüğün zaman mütevazi zannedebilirsin, aşırı yardımsever zannedebilirsin. Hatta bizim kültürümüzde en iyisi diye bir şey vardır ya, hani dışarıya karşı kendisinin en iyi versiyonunu gösteren insanlar, ama onları yakından tanıdığın zaman ya da aile üyesi olduğun zaman onların kötü tarafını görebilirsin. Bu insanlar uzaktan dediğim gibi mütevazi görünmekle beraber yanlarına dahil olduğun zaman çok alıngan olabilirler. Eleştiriye karşı aşırı duyarlı olabilirler. Ve birisi onu azıcık makul bir şekilde eleştirse bile buna karşı yoğun bir tepki verebilir, küsebilir, cezalandırabilir ya da o ortamdan ayrılmayı tercih edebilir. Bir diğer narsizm türü de kötü niyetli narsizm. Kötü niyetli narsizmi aslında bizim toplumumuzda fesat olarak tanımlayabiliriz. Yani bir şekilde ben kendimle ilgili şeylerin zaten iyi ve çok önemli olduğuna inanıyorum ama olur da başka insanların iyi olduğunu görürsem buna tahammül edemiyorum. Burada bu insanların narsizmle beraber aynı zamanda bazı psikopatik özellikleri de olabiliyor. Bu psikopatik, yani saldırganlık, öfkeyle beraber tamam ben en iyi olacağım ama diğerlerini de yok edeceğim, onların ayağını kaydıracağım, onlara iftira atacağım ve bu konuda hiçbir suçluluk duygusu hissetmeyeceğim. İşte kötücül narsizmin, kötü niyetli narsizmin en büyük özelliği de bu. Ben iyiyim, diğerleri iyi olamaz, olursa da onları yok ederim. Bir diğer narsizm türü de bedensel narsizm. Bu insanlar kendi bedenlerini o kadar takıntılı bir hale getirmişlerdir ki bunun iki cephesi vardır. Birincisi, inanılmaz güzel olmak zorundadırlar, inanılmaz seksi olmak zorundadırlar, yakışıklı olmak zorundadırlar ve bu onların standardıdır. Baktığın zaman her zaman çok özenilmiş, her zaman çok dikkatli, her zaman çok kaliteli, çok şık ve bir gram yağ olmayan şekilde hayatlarına devam ederler. Belki işine gücüne ayırdığı o yoğun zamanlardan sonra sabahın erken saatlerinde ya da gecenin geç saatlerinde bile sporunu ihmal etmez. Niye? Her zaman iyi görünmek zorundadır. Burada etrafındaki insanlara karşı da bu takıntı ortaya çıkabilir ve onları kilolu oldukları için, bakımsız oldukları için, rüküş oldukları için suçlayabilirler, aşağılayabilirler. Bir diğer narsizm türü de entelektüel narsistler. Bu insanlar da biraz önceki türe kıyasla onlar bedenleriyle diğer insanları aşağılama eğilimindeyken bu insanlar da zekalarıyla, entelektüel birikimleriyle diğer insanları aşağılama eğilimindedir. Ciddi anlamda kendilerini geliştirmek için zaman ayırabilirler, bilgi anlamında dolu olabilirler ama bunu insanlara fayda
sağlamak ya da insanlarla ilişki kurmak için kullanmak yerine onların ne kadar cahil, ne kadar eksik, ne kadar banal, bayağı olduğunu yüzlerine vurmak için kullanabilirler. Bir de manevi narsist türü var. Bu manevi narsist türünde aslında sahip olduğu ideoloji ya da dini yaklaşımı yine diğer insanların eksikliğini vurgulamak için kullanan insanlar oluşturuyor olabilir. Şöyle bir şey diyelim. Herhangi bir dine ya da ideolojiye mensupsun. Ve o dine ve o ideolojiye mensup olmayan herkesin daha aşağı, daha aptal, daha ne bileyim banal olduğunu düşünüyorsun. İnancını diğer insanlara daha şefkatle yaklaşmak için kullanmak yerine onları aşağılamak, dışlamak ve etiketlemek için kullanıyorsan bu da manevi narsizmin özelliklerinden biridir. Son olarak bahsetmek istediğim narsizm türü de cinsel narsizm. Buradaki mevzu da aslında kişi cinselliği üzerinden narsizmini tatmin ediyor. Bu bir sayı olabilir. Yani ne kadar çok fazla insanla cinsellik yaşarsa kendini o kadar değerli hissedebilir. Ya da bir şekilde bir ilişki, bir cinsellik esnasında ne kadar uzun süreli, ne kadar performanslı bir icraat ortaya koyarsa kendini değerli hissedebilir. Ya da yine cinsellik esnasında karşı tarafı ne kadar aşağılayabilirse, onu aşağı düşürüp kendisini yücelttiği bir durum ortaya koyarsa kendisini daha değerli hissedebilir. Bunun altında da çoğu narsizm türünde olduğu gibi o korku, incinmişlik, zayıflığın telafi mekanizması yatmaktadır. Peki saydığım bu narsizm türlerinden karşılaştığın tipler oldu mu? Eğer bu konuda deneyimlerin varsa bizimle yorumlar kısmında bunları paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.